Merhaba dostlar. Size bir mücadelenin nasıl yürüdüğünü anlatmak için buradayım. Bir tarihte Halet abla, yani Profesör Halet Çambel, Osmaniye'de valiye uğramış. Sonra da Karatepe'ye gidiyor. Giderken de Kadirli'ye uğramış. Kadirli'de alışveriş yaparlarken yanında da asistanı var, Murat da var yanında. Ondan sonra alışveriş yaparken oradan demişler ki, siz de şeyden misiniz, bu fabrikacılardan? Ne fabrikası demiş Halet abla. Demiş, çimento fabrikası yapılıyor ya demiş. Nereden çıkarttın oğlum demiş. Ben şimdi validen geliyorum. Demiş, öyle bir fabrika yapılıyor demiş. Hemen Halet abla arabayı tekrar Osmaniye'ye çevirmiş. Valinin önüne gelmiş. Demiş ki, ya burada siz böyle bir fabrikaya izin mi verdin? Evet demiş. ÇED raporunu almışlar, fabrika yapacaklar. Bizim yapacağımız bir şey yok deyince, tamam demiş Halet abla. Ve başlamışlar Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşam ve bu onların üyeleri bir platform kurmuşlar. O platformu kurunca fabrikacılarla olay başlamış. Bana da haber verdiler. Ben de gittim, kalktım toplantılara. Sadece ben gitmedim. Ve her gidişimde işte Tarık Akan'la gittik iki defa. Rutkay Aziz'le gittik. Yürüyüşler düzenledik. Toplantılar yaptık. Orada bütün halkı bu işe biraz sokmak için çok uğraştık. 35 tane dernek haline geldik. Ve dava açtık. Önce kaybeder gibi olduk bu davada. Sonuçta Adana Ağır Ceza'da kazandık ama o davanın sonucunda da öyle bir karar çıktı ki, bundan böyle Çukurova'da sadece Osmaniye'de değil, Çukurova'nın yani hiçbir yerinde çimento fabrikası kurulamaz kararını çıkarttık. Ama imza kampanyaları açtık. Kimi Yaşar Kemal'ler, Demirtaş Ceyhun'lar, işte Tarık Akan'lar, Rutkay Aziz'ler falan hep beraber büyük bir kampanya, imza kampanyası açtık. Sonuçta başarıyla sonuçlandırdık ve Çukurova'da bir daha çimento fabrikası yapılamaz kararını çıkarttık. Ve o kararın metnini ben Halet ablanın 95. yaş gününde Mimarlar Odası'ndaki toplantıda o kararın metnini böyle bir şey halinde Halet ablaya onursal başkanımız olarak kendimi götürdüm, verdim. Yani bu mutluluğu hiç anlatamam. O tarihlerde bu fabrika kurulmuş olsaydı, orada çok güzel bir kırmıtlı kuş cenneti var. O kırmıtlı kuş cennetini yapan bizim eniştemiz. Onların yaptıkları bir şeydi. Fakat sonrasında bu iş tavsadı. Kimse sahip çıkmadı olaya. Şimdi de zaten sahiplenilmemiş bir durumda. Onu yeni baştan canlandırmak lazım, sahiplenmek lazım. Bu kavgayı da vermek lazım. Bence Osmaniye çok büyük bir şey kaybediyor. Bunu kazanmak lazım. Hep beraber bir imza kampanyasına girelim. Biz de başlayalım. Orada da kendimizi gösterelim istiyorum. Buyurun, siz de bizimle beraber olun. Teşekkür ediyorum.